Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. 55. videoya geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Farklı konuları tekrar etmiş oluyoruz les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi öğrenmek için alıştırmalar. Bu videoda Composez des phrases avec les éléments donnés et traduisez les phrases. Size verilen öğelerle cümleler oluşturun ve cümleleri tercüme edin çalışması yapıyoruz. Yani kelime bulmacası yapıyoruz. Verilen kelimeleri birleştirerek doğru bir sıraya koyarak cümleler oluşturuyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Verilen öğelerle farklı cümleler oluşturursanız mutlaka yorumlara yazarak iletin. Onları da konuşalım. Bu arada sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Birinci örnekle, birinci cümleyle başlayalım. Burada tua var. Bu bir pronom tonik. Cümlenin sonuna gelebilir. Burada etrein, olmak fiilinin il, el, şahıs zamirine göre çekimi var. Soru işareti olduğuna göre bir soru cümlesi. Aydatı var. Sö işaret sıfatı ismi nitelendiriyor olmalı. Yani tekil, eril bir ismi nitelendiriyor olmalı. Sö'yü başa alalım ve şuradan atalım. Sö. Burada bir tane isim var. O da crayon. Sö crayon. Cümlenin öznesini bulduk. Hemen fiili alalım. E. Aydatı ve pronom tonik. Pek tabii sona gelir. Soru işaretinde koyalım. Sö crayon. Et à Bu kalem. Senin mi? Sana mı ait? Diyebiliriz. Burada kullanılan ifade etre a ifadesi e ait olmak diye düşünebiliriz. Buna da bir yıldız atalım. Videolarda geçen işimize yarayacak her şeyi mutlaka yazın. Ezberlemeye çalışın. Hemen ikinci alıştırmaya bakalım. Etrin il el şahıs zamirine göre çekimi. İki tane var. Burada V bağlacı var. Enjenior mühendis demek. Löper baba. Burada couturier var. Kadın terzi demek. Ma mülkiyet sıfatı, mon mülkiyet sıfatı, lemer anne demek. Önce mon mülkiyet sıfatını alalım şuraya koyalım. Mon père ancak le père sözcüğüne gönderme yapıyor olabilir. Benim babam. Et çekimlerinden bir tanesini alalım. E. Ingenieur. Benim babam mühendis. V bağlacını alalım. E. Ma mülkiyet sıfatı. Ma. Lamer sözcüğüne bağlı olabilir. Mamer. Burada bir tane daha et vardı. E. Ne kaldı? Şurada bir tane kadın terzi kaldı. Noktayı koyalım. Kullanmadığımız malzemede kalmadı zaten. Cümlenin Türkçesi. Babam. Mühendis. ve annem ters. Bu şekilde bıraksak olur. Tekrar bir okuyalım. Ce crayon est à toi. Bu kalem senin mi? Mon père est ingénieur et ma mère est couturière. Babam mühendis, benim babam mühendis ve annem ters. Hemen üçüncü alıştırmaya bakalım. M mülkiyet sıfatı var. Çoğul bir isme gönderme yapıyor olmalı. Mezafer olabilir. Benim eşyalarım. Je şahıs zamiri cümlenin öznesi olabilir. Zaten burada devoir var. Je şahıs zamirine göre çekilmiş. Mastar halinde bir fiil var. Düzenlemek demek. Hemen je'yi alıp koyalım. Je de çekilmiş hali. Je dois. Mastar halindeki fiili yanına getirip koyalım. Range. Memülke sıfatı. Me Mezafer diye okuyacağız. Pek tabi liyazon yapacağız cümlenin Türkçesi eşyalarımı şöyle yazalım eşyalarımı düzenlemek zorundayım diyebiliriz ya da düzenlemeliyiz diyebiliriz düzenlemek zorundayım diyelim zorundayım noktayı koyalım hemen dördüncü alıştırmaya bakalım trait çok demek bir sıfatı nitelendiriyor olmalı burada jantiy var jantiy nazik demek Etrin il el şahıs zamirine göre çekilmiş hali. Toujours bir sıklık zarfı daima hep her zaman karşılığını veriyor. Lucy bir özel isim cümlenin öznesi olabilir. Vezin komşu demek. Not mülkiyet sıfatı var. O zaman not mülkiyet sıfatıyla başlayalım. Şuradan. Bizim vezin komşumuz. Vezin kim? Lucy. Lucy. Etri alalım. E. Sıklık zarfı toujours'u tam burada koyabiliriz. Et toujours. Gentil Très. ver. Très gentil. Cümlenin Türkçesi. Komşumuz. Lucy. Daima. Her zaman hep. Daima çok. Nazik diyebiliriz. Naziktir diyebiliriz noktayı koyalım hemen bunları bir okuyalım. Je dois ranger mes affaires. Eşyalarımı düzenlemek zorundayım. Notre voisine Lucy est toujours très gentille. Komşumuz Lucy daima çok naziktir. Geldik beşinci alıştırmaya. Çok fazla malzeme var elimizde birleştirmemiz lazım. Öncelikle burada bir tane virgül var. Birbirine bağlı uyumlu iki tane cümle yazmamız lazım. Sonra Nu şahıs zamiri var. Cümlenin öznesi olabilir. Burada bevarde fiilinin nu şahıs zamirine göre prezen çekimi var. Bevarde çene çalmak, gevezelik etmek, konuşmak karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Burada pandan var boyunca. Sonra tam iki tane var bir de dö var. Şimdi bu üçünü birleştirebiliriz aslında. De temps en temps anı da buraya getirebiliriz. Bakın kolay oldu. Böyle bütün olarak düşünelim zaman zaman karşılığını Türkçe'ye veriyor. Burada bir tane la var. Bu bir artikel ve dişil bir sözcüğün önüne geliyor olmalı. La pause Cafe kahve molası demek. Hatta şuraya yazalım isterseniz kahve molası diye. Şimdi de temps en temps'ı başa alalım. De temps en temps. Virgülü buraya koyalım. Nu şahıs samili nu Hatta yazdıklarımızı da çıkartalım. Dö, tam, zan tam. Virgülü de attık. Nu şahıs zamirini koyduk. Hemen fiili yazalım. Nu, bevardon, Pandan, boyunca. La, belirli artikel. La, poz kafe. Post kafe. Şuraya bir aksantigi, sonuna bir tane nokta. Türkçesini şuradan yazalım. Zaman zaman kahve molası, kahve molası, hatta pandana direkt olarak vermek istiyorsak, kahve molası boyunca, kahve molasında da diyebilirdik, boyunca gevezelik ediyoruz diyelim. Gevezelik ediyoruz, ederiz diyebiliriz. Hatta geniş zaman diye düşünelim daha doğru. Altıncı alıştırmaya bakalım. Sinema var. En öne götürmek demek. Ma mülkiye sıfatı Buradan yes ver, kız yeğen demek. Pa nö ile birleşebilir, olumsuzluk yapısı. Pü pu partisi pasesi. O zaman cümle geçmiş zaman cümlesi diye anlayabiliriz. Yani pase kompoze cümlesi olabilir. Burada bir yardımcı fiil var. O kontraktesi var. Sinemanın önüne gelebilir. Burada da je. Şahıs zamiri var ve cümlenin öznesi olabilir. Je ile başlayalım. Je. Nö'yü alalım şuradan ve şununla birleştirelim. Rune pa püyü getirip buraya koyabiliriz. Rune pa püyü. Şimdi master halindeki emöneyi getirip buraya koyabiliriz. Rune pa püyü emöne. Ben götüremedim. Ma nies Hemen şuradan silelim kullandığımız öğeleri. Oyu getirip buraya koyalım. Sinemayı da getirip en sona koyalım. Böyle anlamlı bir cümle oluyor. Cümlenin Türkçesi: Yeğenimi kız yeğenimi diye özellikle belirtmemize gerek yok. Yeğenimi sinemaya sinemaya götüremedim. götüremedim. Noktayı koyalım, bir okuyalım. De temps en temps ne bavardons pendant la pause café. Zaman zaman kahve molası boyunca gevezelik ederiz. Gevezelik ediyoruz. Je n'ai pas pu Yeğenimi sinemaya götüremedim. Geldik yedinci alıştırmaya. Bakın burada bir tane özel isim var. Rıdvan bir özel isim. Cümlenin öznesi olabilir. Sonra son mülkiyet sıfatı var. Onun tekil bir şeyi, eril bir şeyi. Le e bağlı olabilir. Rue, sokak demek. La rue, dişil bir sözcük. avec edatı var. Sö, çift zamirli bir fiil olduğunu gösteriyor. Sö promeni, gezmek, dolaşmak demek. Dan edatı, de, da, içindeyi veriyor. Hadi bir deneyelim. Rıdvan diye başlayalım. Rıdvan. Sö'yü alalım. Sö promeni, enparfede çekilmiş bir fiil. Demek ki cümlenin zamanı enparfe. Geçmişte süren zaman. Hatta şuraya bir ekleme yapalım mı? Len konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Rıdvan Sübhomeni. Rıdvan dolaşıyordu. Nerede? Dan la rue. Sokakta. Şimdi kullandığımız öğeleri bir çıkartalım. Rıdvan Sübhomeni. Dan la rue. Ne kaldı? Avec ile. Şuradan çıkartalım. Son. Şiyen gayet anlamlı ve güzel bir cümle oldu. Cümlenin Türkçesi Rıdvan sokakta sokakta köpeği ile dolaşıyordu. Dolaşıyordu. Geçmişteki tekrarı da verir en perfect. Dolaşırdı diye de düşünebiliriz. Geldik 8. alıştırmaya. Şimdi Mon mülkiyet sıfatı var. Benim eril, tekil bir şeyim olması lazım. Mon, fis olabilir. Benim oğlum. Tamam burada bir duralım. Repete fiili tekrar etmek demek. Il el, şahıs zamirine göre çekilmiş. Burada fua var. Kez, defa demek. Mil fua olabilir. Bin defa. La, şoz. La, même chose olabilir. Aynı şey diye düşünelim. Şimdi mon, fis diye bir başlayalım. Benim oğlum, fiil burada zaten bir tane var. Repet, çekilmiş fiil. Tekrar eder. Mon'u kullandık, sonra fis kullandık ve buradaki çekilmiş fiili kullandık. Mon fils repete la même chose. Aynı şeyi. mem la chose. Benim oğlum aynı şeyi tekrar eder. Ne kaldı? Şurada mil var. Mille. Bin. Fuak kaldı. Bin defa. Cümle Türkçesi. Oğlum aynı şeyi bin defa bin defa tekrar ediyor ya da tekrar eder diyebiliriz. Tekrar ediyor diyelim hadi. Bunları da bir okuyalım. Redvan se promené dans la rue avec son chien. Rıdvan sokakta köpeğiyle dolaşıyordu. Mon fils répète la même chose mille fois. Oğlum aynı şeyi bin defa tekrar ediyor. Geldik dokuzuncu alıştırmaya. Birazcık daha zor bir cümle. İki tane virgül var. Demek ki üç tane cümle olması lazım. Bir tanesinin soru cümlesi olması lazım. Je şahıs zamiri var. Buna bağlı çekilmiş fiil ne olabilir? Sipoz olabilir, tahmin etmek, sanmak olabilir Türkçe karşılığı. Sepöle ismi şöyle şöyle olmak demek il pluriel şahıs zamirine göre çekilmiş. T mülkiyet sıfatına le frère bağlı olabilir senin erkek kardeşlerin. Sö işaret sıfatı var. Burada son ile birleşmiş olabilir. Yani sö son prezentatifini oluşturuyor olabilir. Hatta şuraya çıkartalım bir kart yazalım le prezentatif diye sunum sözcükleri demek ve daha önce bir videoda çalıştık S ve seson çalışmayan varsa kartını buraya ekliyorum izleyip çalışabilirler burada koman var soru cümlesi oluşturacaksak komanı kullanmamız gerekiyor buradaki il bağlı olabilir lefrere bağlı olabilir il sepel olabilir cümleye nasıl başlasak Şuraya ile başlayalım. Je suppose virgülü buraya koyalım. Şöyle çıkartalım çekilmiş fiili de. Son prezentatif oluşturduk. Bunlar T mülkiyet sıfatını koyalım T. Şurada yazdığımızı birazcık şuradan silelim de. Cümlemize daha rahat devam edebilelim. Şunu şöyle birleştirelim. Te Bunlar senin erkek kardeşlerin. Virgülü koyalım. Şimdi soru cümlesi oluşturalım. Pek tabii kullandığımız öğeleri de çıkartalım. İlle seperle çekilmiş fiil il seperle Come on. En sona da soru işaretini koyalım. Virgülleri de kullandık. Anlamlı bir cümle oldu. Türkçesini yazalım. Sanırım. Süson bunlar senin erkek kardeşlerin demeyelim. Senin kardeşlerin diyelim. Kardeşlerin virgül onların ismi ne? İsmi nedir? Fena olmadı. Şimdi 10. alıştırmaya bakalım. Pur edatı için karşılığını Türkçe'ye veriyor. Başka? Jules Verne var. Benim en çok sevdiğim yazar. Etrin prezent çekimi il, el, şahıs zamirine göre Celebre bir sıfat, ünlü, tanınmış demek. S mülkiyet sıfatı onun eril ya da dişil çoğul bir şeyleri. L roman sözcüğüne bağlı olabilir. Şimdi cümleye Jules Verne diye başlayalım. Jules Verne ünlü bir Fransız yazar. Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim yazardır. Zaten videoları genel olarak takip edenler biliyor. Şimdi İsmi bulduk. Etrin çekimini getirip koyalım. Jülven E. Şuraya hemen sıfatımızı getirip koyalım. Eselebr ünlüdür. Pur edatı buraya olur. Pur. S'yi koyalım. Pu. Ne kaldı? Roman kaldı. Cümlenin Türkçesi. Jülven. Romanları. Romanları ile ünlüdür diyebiliriz. İle ünlüdür. Noktayı koyalım. Hemen bunları da bir okuyalım. Bakalım nasıl olmuş. Je suppose ce sont tes frères. Sanırım bunlar senin kardeşlerin. Onların ismi ne? Hemen unutmadan şuraya bir accent'i koyalım. Jules Verne est célèbre pour ses romans. Jules Verne romanlarıyla ünlüdür ve La la video geldik videonun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Serimizin 55. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın ve son olarak bildirimlerinizi açarsanız yani zil işaretine tıklarsanız bu serinin devamından Farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.